Evet, merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün bir indirim videosuyla daha beraberim. Aslında böyle büyük bir indirim yok. Yılbaşı indirimi, yaz indirimi gibi ama gördüğüm kadarıyla birçok oyunda indirimler olmuş. Ve ben dedim ki bunun hakkında bir video niye çekmiyorum? Ve bugün yanımda iki tane konuk var. Arda ve Hüseyin, merhabalar. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hüseyin, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, gördüğünüz gibi dediğim gibi indirimler bulunmakta. Sıra sıra ilerleyelim. İsterseniz ilk önce ben, sonra Arda, sonra Hüseyin yapsın ve sıra sıra gidelim oyunlarımızı gösterelim. İlk öncelikle elimde BioShock var. Kendisi toplu paket halinde 19 liraya satılıyor. Gördüğünüz gibi BioShock 1 Remaster, BioShock 2 Remaster, BioShock 2'nin bir DLC'si, BioShock Infinite ve onun da ekstra DLC'leri bulunmakta. 99 liradan direkt 20 liraya düşüyor. Hani bayağı iyi. Hem bunu bilerekten ekledim. Zam gelirse kaçırmayın diye. Bu sebeple BioShock'un direkt bütün oyunlarına sahip olabilirsiniz bu sayede. Bu oyun aslında genel mantığı hani işte mob, kes, castle, işte fight'la. Yani genel olarak böyle bir oyun. Aslında Sea of Thieves'le biraz benzerliği var. Ama çok olduğu söylenemez. Yani böyle oyunda biyomlar var. Hani görevler, bir yere falan gidiyoruz. Gemimizi geliştiriyoruz. Yani çeşitli yaratıklar var. Bu arada ekstra şunu söyleyeyim. Hani bazı oyunların indirim süreleri bitebiliyor. Mesela bu 24 Şubat'ta, bir tane oyun 23 Şubat'ta, bir tanesi 1 Mart'ta. Hani haberiniz olsun, ona göre hızlı alın oyunu. Öncelikle Borderlands 3 daha çok böyle çizgi film tarzı grafikleri seviyorsanız, bir de FPS seviyorsanız öncelikle Borderlands 3 bunun için mükemmel bir oyun. Kendisi gezegenlerde geçiyor, biraz fantastik bir oyun. Sen istiyorsan bir Steam mağazasına girip de fotoğraflarını da göster oyunu. Direkt göstereyim Borderlands'ı. Öncelikle Borderlands 3 daha çok FPS çizgi film tarzı grafiği sevenler için çok iyi. Borderlands'ı arkadaşlarımızla da beraber oynayabiliyoruz. Bir de maplerde dolaşıp loot yaptığınız oyunları seviyorsanız Borderlands'ı bu özellik de var. Yani dediğim gibi bu kadar. Oyunu arkadaşlarınızla beraber de oynayabiliyorsunuz. Zaten fiyatı da bayağı düşmüş. 1200 TL'den 90 TL'ye düşmüş. Ultimate Edition'ı. Hani Veya Ultimate Special Edition'ı Edition. almasam bile normal fiyatı zaten direkt 30 lira yani. Bu da alınır bence. Güzel bir Yüzde fiyatı. 20 fiyattan düşmüş. Evet. Yani hem FPS hem de loot yapmayı severseniz oynayabileceğiniz güzel oyunlardan bir tanesi. Şimdi size ikinci göstereceğim oyun. Danganronpa Trigger Happy Havoc. Birçok videoda size önermişimdir muhtemelen Danganronpa'yı. İndirim videolarında öneriyorum. Hani şu an fiyatı 31 liradan 12,40 kuruşa inmiş. Kendisi bir görsel roman. Oynayabileceğiniz en güzel görsel romanlardan bir tanesi. Hani şöyle diyeyim ben size. Tam spoiler vermeden söyleyeceğim. Ölüm oyunu seviyorsanız, hayatta kalma türünü seviyorsanız ve dedektiflik, macera türü oyunları seviyorsanız oynayabileceğiniz çok güzel bir görsel roman oyunu. Hani bütün serisi de var. İkinci oyun da 12,40 kuruş. Onu da bunu oynadıktan sonra alabilirsiniz yani. Gayet güzel. Sizi mutlu edecektir diye tahmin ediyorum. Bu da aynı şekilde yine Sea of Thieves gibi. Ama bu şöyle diyeyim artık hani düşük bütçeli Sea of Thieves desem. Hani öyle bir şey ama hani hem fiyatına göre hem hani şey bu grafiklere göre falan bence gayet güzel bir oyun. Bu arada 2,5 İnceleyebilir. lira bayağı ucuzmuş. Hani ciddi Evet. söylüyorum ben. Şey için mesela Sea of Thieves kaldırma ve bilgisayarınız varsa onun dışında ona verecek fazla paranız yoksa alabileceğiniz çok güzel oyunlardan bir tanesi. Spec Ops daha çok böyle çöllerde olduğu bir ortamda geçiyor. Çöken bir şehir. Yani üçüncü şahıs bir savaş oyunu bir de hikaye oyunu. Asker tarzı hikayeleri seviyorsanız zaten Spec Ops çok iyi bir oyun. Arkadaşlarınızla beraber çalıştığınız, insanları kurtardığınız, çöllü ortamlarda geçen teröristlerle savaştığınız bir oyun. Online modu yok diye biliyorum. Ama tek başınıza canınız sıkılıyorsa oynayabileceğiniz güzel oyunlardan bir tanesi. Bu da aynı şekilde Hüseyin'in anlattığı gibi çizgi film tarzı. Yani Böyle aslında direkt üçün dediklerinin aynısı ikilere geçerli bence ya. ya ben yani evet sadece hani artık görevler mi desem gittiğimiz yerler ortam biraz daha farklı. Hem zaten öncelikle mafya yani illegal açık dünya oyunları dediğinizde zaten mafya direkt çoğu oyuncunun aklına geliyor. Türklerin de çok sevdiği bir oyun. Birinci oyununu da Türkler çok seviyor. İkinci oyunundan sonra Definitive Edition'ını yaptılar. Hani grafikler biraz daha iyileştirilmiş. Hikayede hiçbir oynama yok. Daha iyi detaylarla daha iyi bir oyun sunuyor size. Zaten Mafia 2'nin hikayesi çok iyi bir hikaye. Yani ele alınabilecek en iyi hikayelerden bir tanesi. Arkadaşlarınızla, katıldığınız ailelerle. Daha fazla anlatmıyorum. Daha fazla zaten spoiler'a gider. Ama önceden de Mafia 2 klasiği oynamış insanlar bunu gerçekten çok beğenecektir. Yani zaten bunu aldığınızda Mafia 2 klasik de geliyor. Diğer serileriyle beraber. O en iyi şey bu arada mesela. Eğer kötü bir bilgisayarınız varsa yine alabilirsiniz. Yani Klasik çünkü de geliyor. klasik de geliyor, o güzel. Hatta bunu galiba Arda da listesine ekledi. Ekledin mi sen Arda Evet, bunu? evet. Aldı o direkt. Evet. Evet. Arda da kendi listesine ekledi. Mafya 2. Ya bir de bunu demişken şunu da eklemek isterim. Hani bence Mafya Trilogy'yi de alabilirsiniz 150 liraya. Eğer paranız varsa. İyi bir bilgisayar varsa bir de. 3 de var çünkü. Bir de Evet. hepsi definitif. Evet.
Yani Definitive Edition'ı ben koymadım. Başka koyan var mı da bilmiyorum burada. Ama o da 90 lira bu arada. Onu da bakabilirsiniz. Şimdi sıra geldi Fear Collection'a. Yani bu Fear, nasıl diyeyim ben size? Şöyle diyeyim. Half-Life gibi düşünün. Pek fazla Half-Life'a benzemiyor. Onun gibi hızlı değil. Hani elinizde silah olmasına rağmen sizi korkutmaya başarabilecek bir oyun. En azından Fear 1 böyle. Hani Fear 1 zaten burada satılmıyor ayrı olarak. İlla bu pakette almanız lazım. Ve üçü de korku türünde aksiyon oyunlarıdır. Silah kullandığınız, ateş ederek ilerlediğiniz, çatışmalı. Hatta Fear 1'in yapay zekası bayağı iyidir yani, öyle söyleyeyim ben size. Vuruş hissi de bayağı güzeldir. Fear 2 ve 3 ne kadar bir kadar olmasa da onlar da güzel oyunlardır. Toplam 10.000 lira. Hani 10.085 kuruş. Bayağı güzel. Şimdi bu oyun yine böyle tatlı. Hani böyle ortamda takılınabilecek bir oyun. Şöyle anlatayım ben bunu. Şimdi bizim bir köyümüz var. Hani bu köyü kuşatan farklı bir şey mi diyeyim? Farklı bir taraf mı diyeyim? Mavi taraf var, bir de kırmızı taraf var. Mavi taraf bize saldırıyor. Biz de işte bu saldırıları artık engellemek için bulmaca çöze çöze bunların 10 aç üzerine kadar böyle ilerliyoruz. Ana olayı bulmaca çözmek o zaman. Evet. Yani böyle diyeyim. Dying Light açık dünya oyunu. Parkur mekanikleri de çok güzel. Zaten önceki Dying Light'ı çok kişi oynamıştır. Dying Light şu an normalde zaten 20 lira olması lazım. Tam emin değilim. Ama kendi halinde zaten indirimde. Normalde 60 lira. Evet, ikisi de aynı fiyatmış. Definitive Edition de zaten onun aynı fiyat. Kaç kuruş farkı var, o da bir etki etmez. Dying Light, yani nasıl diyeyim, orta bir bilgisayarınız varsa Dying Light'ı oynayabilirsiniz. Yani normal Dying Light'tan bahsediyorum. Definitive Edition'ın sistem gerektirdiğinden o kadar çok araştırmadım. Ama orta bir bilgisayar Dying Light'ı çok güzel oynatır. Hele ki ucuz bir oyun zaten. Arkadaşlarınızı alırsa cool bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Zaten açık dünyada bir sürü zombi var. Koşabiliyorsunuz, çok güzel bir şekilde tırmanabiliyorsunuz. Craft da yapabiliyorsunuz, loot da yapabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar oynadığınız en iyi oyunlardan bir tanesi zaten. Arkadaşlar, benim şu an seçtiğim oyunda Star Wars Jedi Academy. Hani Disney indirimleri vardı. Ben Disney indirimlerinde koyacak bir oyun aradım. Ve bulabildiğim en iyi oyun buydu. Hani amacınız direkt Jedi olmak. Işın kılıcı kullanma mekanikleri oyunda gerçekten güzel. Hani birçok kişi de biliyordur zaten, eski zamanlardan kalma. Bayağı bir kişinin oynadığı bir oyun kendisi. Fiyatı 18.50'den, yani bir de direkt 18.5 liradan 6.47 kuruşa inmiş. Yani almanızı öneririm. Left 4 Dead ama daha gelişmiş versiyonu gibi diyebilirim. Direkt bunu deyip bitirsem bu arada, bir şey değil mi? Harbiden bu kadar. Harbiden lan. Harbiden bu kadar lan. Daha geliş versiyon. Sıradaki oyunumuz Vampire Knights tarzı oyunları seven kişilere gelsin. Yani Brotato. Burada amaç direkt şu. Kazandığınız itemlerle beraber daha da güçlenerek düşmanları yenmeye çalışıyorsunuz. Yani direkt şöyle diyeyim. Sıfırdan başlıyorsunuz. Düşmanları yeni 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 itemler alıyorsunuz. Daha da gelişiyorsunuz. Yerdeki elmasları toplayarak daha da gelişiyorsunuz. Yani direkt Vampire Knights oyununun farklı versiyonu. Neden peki bunu ekledim? Vampire Knights, pardon lan, Vampire Survivors'mış. Kusura bakmayın arkadaşlar. Vampire Survivors şu an zam geldi. 39 lira oldu. Hani ben zamanında 4 liraya almıştım. Ama bu oyun hala 8.40 liraya satılıyor. Yani eğer olur da Vampire Survivors pahalı derseniz 8 liraya Brotato'da alabilirsiniz. Eğer bu tür oyunu beğenirseniz ve daha fazlasını isterseniz de direkt Vampire Survivors alırsınız. Yani öneririm. Bu oyun genelde Batman sevenler için, Batman fanları için mükemmel bir oyun. Ayrıca 105 liradan, yanlış görmediysem tabii. 102 lira. 105 liradan, 102 liradan yani 15 TL'ye düşmesi yani mükemmel bir fiyat. Yani 3 oyun alıyorsunuz. Hatta 4 mü? Yok 3. 4. Ay 3. Season Pass'i geliyor. Arkham Knight. Yani 3 tane oyuna Batman oyununa sadece 15 TL. Yani gerçekten mükemmel. Gayet güzel ya. Ya zaten direkt Bioshock, Batman ve Fear, yani hem çok oyun veriyor hem de bayağı ucuza satıyor yani. O paketler gerçekten zamlar gelmeden önce önerebileceğim paketler size. NBA oyunlarını ben bilmeyen olduğunu düşünmüyorum. Basketbola özellikle ilginiz varsa veya böyle spor oyunlarından kariyer yapmayı seviyorsanız NBA 2K23 çok iyi. Hatta direkt NBA serisi çok iyi. Yanlış hatırlamıyorsam, belki yanlış söyleyebilirim ama duyduğum kadarıyla hani NBA'de sadece saha içinde maç atıp çıkmıyorsunuz. Yani kariyer modunda. Hayatınızı da görüyorsunuz diye biliyorum NBA'de. Şu an 209 lira. Kendi fiyatından 209 liraya düşmüş. 70'lik bir indirim var, 170'lik bir indirim var. Ya dediğim gibi böyle basketbol tarzı şeyleri seviyorsanız, spor oyunlarından hoşlanıyorsanız NBA güzel bir. Ya iyi bir bilgisayarınız varsa çok rahat bir şekilde oynatır zaten. Arkadaşlar, benim listemdeki son oyun Forlorn Sails. Yani bu oyunun konusu şu direkt. Bir aracın, bir makinenin içindesiniz ve ilerliyorsunuz. Hani bildiğin
ilerliyorsunuz elinizdeki makineyle. Karşınıza bazı engeller çıkıyor. Bunları geçiyorsunuz. İlerlemeye devam ediyorsunuz. Geminizi geliştiriyorsunuz bir yandan. Yani hoş, rahatlamak isterseniz oynayabileceğiniz güzel oyunlardan bir tanesi. Fiyatı zaten direkt 25 liradan 5 liraya düşüyor. Eğer böyle oynamak istediğiniz güzel bir tatlı, rahatlamalı oyun arıyorsanız öneririm. Oynayabileceğiniz bir oyun. Ya bu oyun tarih sevenler için genel olarak şu Hearts of Iron 4, EO 4 tarzı oyunları sevenler için gayet iyi bir oyun. Buradaki amacımız medeniyeti en alt katmanından hani en üst hani gidebildiğimiz kadar maksimum geliştirmeye çalışıyoruz. Yani gayet güzel bir oyun. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hani bunu videoyu bitirmeden önce bu arada şey yapmak istiyorum. Hani bununla ilgili özel bir video yapmayacağım. Hüseyin'in dediğine göre ben de şimdi baktım. Epic Games oyunlarında hala birçok oyun zamlanmamış. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Birçok oyun zamlanmadığı için Red Dead Redemption 2 gibi oyunları hala 100 liraya falan alabiliyorsunuz. Gidip oradan da bakabilirsiniz. Ben ona ayrı bir video yapmayacağım. İnerim videosu yapmayacağım. Neyse o zaman. Bugünlük bu kadardı. Tekrardan konuklarıma geldikleri için teşekkür ederim. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.